Hocam çok genç yaşlarda spor yapmaya başladınız. İsterseniz erişkin birinin ne kadar sıklıkta spor yapması gerekiyor bundan söz edelim. Tabii ki egzersiz olayı Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sağlık için spor yapıyorsanız eğer, yani amacınız sağlıksa haftada en az 3 saat, 3 gün, 1 saat, 1 saat 15 dakika sürelerinde egzersiz yapmanız lazım. Ama eğer amacınız bir performans sporcusu olmaksa, burada tabii ki iş değişiyor. Yani haftada 3 günlük bir çalışma yetmiyor. En az 6, 7, 8 rakamlarına ulaşmak zorundasınız. Çünkü ortaya bir performans koyacaksınız. Yani bir voleybol, bir basketbol, bir atletizm. Yani ortaya bir performans koyma söz konusuysa bunun çalışması ve yüklenmesi de farklı oluyor. Ama sağlık için spor yapan biri için de haftada 3 gün yeterli bir süredir. Tabii ki bu sadece yüzeysel bahsettiğimiz bir konu. Tabii kişinin kişisel özellikleri, kişinin tabii ki vücut kompozisyonu, bir dizi motorik özellikleri de onun ne kadar spor yapması konusunda da bize çok önemli fikirler veriyor. Mutlaka. Hocam zaten bu Yakın Doğu Sağlık Merkezi'nde sizin yaptığınız ilklerin bir tanesi de Gold üye olabilmeye şansına sahiptirler. Hocalı çalışma. Bu sizin yaptığınız bir müdür olduktan sonra geçen bir olay. Ve çok önemli bir konu. Hiçbir spor salonunda Kıbrıs'ta böyle bir olay yoktu. Evet. İlk sizin önerinize salonda yapılmış bir şey. Sağlık merkezinde yapılmış. Ve bu insanlara ne kadar spor yapabildiklerini, ne kadar yağ yaktıklarını zaten her şeyi gösteren ve programlı şekilde çalışmayı gösteren bir özellik. Bu da sizin sayenizde sağlık merkezinde oldu. Bu da sizin ilkleriniz zaten.